Vahdettin'in Türkleri hakaret ettiği o sözleri. Türkler dini soyu sopu belirsiz cahiller sürüsü. Osmanlı'da başta birçok padişah olmak üzere üst düzey yönetimde büyük bir Türk düşmanlığı vardı. Devletin en üst mertebelerinde Ermenilere, Rumlara yer veren Osmanlı'da son padişah Vahdettin'in Türkleri aşağılayan sözleri de bunun adeta kanıtıdır. Atatürk'ün rütbelerini, nişanlarını ve madalyalarını söktü. Yetmedi, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını idama mahkum eden divanı harbi örf ve kararını imzaladı. O da yetmedi, Atatürk ve silah arkadaşlarının katli vaciptir fetvasına onay verdi. Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin, milli mücadeleyi engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Sonra da İngiliz gemisine binerek ülkeden kaçtı. Yıllardır yıkılmaya yüz tutmuş ve kuruluşundaki Türklük bilincine çoktan yetişmiş Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin, sadece milli mücadeleye değil Türklere, Türklüğe de düşmandı. Osmanlı'dan önce Anadolu'nun %80'i Türk'tür. Osmanlı bu oranı %50'nin altına indirmiştir. Vahdettin'in kendi de itiraf ettiği gibi Osmanlı Yavuz Sultan Selim'den sonra tamamen Türkçülük karşıtı politika izledi. Devletin son dönemlerinde en üst kademelere Ermeni ve Rumların doldurulması bunun sadece bir yansıması. Soyu sopu belli olmayan bu Türk düşmanlığının en somut örneği ise kaçak padişah Vahdettin'in Mısır'da yayınlanan bir makalesidir. Vahdettin bu açıklamasında kaçışına kılıf uydurup kendini savunmak için çabalarken satırlarının arasına Türk düşmanlığını da sıkıştırmıştır. Refik Halit Karay'ın elde ettiği Mısır'da yayınlanan El Ahram gazetesinin 16 Nisan 1923 tarih ve 14.024 sayılı nüshasında Vahdettin'in Türk milletini aşağıladığı ve soyuna sopuna dil uzattığı bölüm şöyledir. Neticeyi kelam olarak şurasını beyan ederim ki, hilafet meselesinin halli, dini, kavmiyeti, vatanı meşkuk ve mahlut, askeriden ve sünufu saireden mürekkep bir şirzimeyi kalile ile kısmen mükreh ve mücber ve kısmen ahvalin ledinliği yatından bir haber olarak mukfel halinde bulunan 5-6 milyonluk masum Türk kavminin selahiyeti dahilinde olmayıp, bu 300 milyonluk alemi İslam'ın tamamına taallük edecek bir meseleyi azimedir.